Sabahat Akkıraz 6 Şubat 1955 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Yaylacık köyünde dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Kangal ilçesindendir, annesi de Malatya'nın Arguvan ilçesindendir. Müzik eğitimine aile içinde başladı, çocukluk yıllarında, ailesiyle beraber Almanya'ya göç etti, sanatçı, ilk ve ortaokul öğrenimini Almanya'da gördü. Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında Şafak Söktü adını taşıyan profesyonel anlamda ilk albümünü piyasaya çıkardı. Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Suları gibi sanatçılarla çalıştı. 1990 yılında ilk uluslararası daveti alarak Hollanda'ya gitti ve burada önemli projelerde görev aldı. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük oldu ve Mezzo TV Akkıraz'ın hayatını konu alan bir belgesel hazırladı. Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü sanatçılarla beraber önemli konser salonlarında sahne aldı. Seslendirdiği türküler, dünya müzik sıralamalarında ilkler arasına girdi. Külliyat albümü 16 ülkede piyasaya çıktı. Bu albümü elektronik müzikle harmanlanmış, en iyi Anadolu müziği olarak kabul edildi. Sabahat Akkıraz'ın 13 diskografi çalışması ve 22 toplama albümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kendisine ait besteleri ve derlemeleri de vardır. 2000 senesinde Fransa'da yılın en iyi etnik müzik sanatçısı olarak seçildi. 2005 senesinde Altın Plak, 2008 senesinde Uluslararası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış, 2010 senesinde Altın Kelebek ödüllerinin sahibi oldu. Kendine has ses tonu ve farklı müzik yeteneğiyle dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri oldu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konsere katıldı ve yabancı albümlerde müzik çalışmaları ve derlemeleriyle yer aldı. Orta düzeyde Almanca bilmektedir. Akkıraz'ın medeni hali bekardır. Türk halk müziği sanatçısı kimliğinin yanında siyasetçi kimliğiyle de tanınmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili olarak seçilmiştir. Soma faciası sonrası, tepki vermek amacıyla milletvekilinden istifa etti ve istifa dilekçesini Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu açıkladı.